Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki örgü modelini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı çok keyifli, sizi oyalamayacak, 4 sıradan oluşan çok şık bir örgü modeli arkadaşlar. Ben hangi ipi kullandığımı soracak olursanız, BİM'den aldığım orta kalınlıkta bir ip kullandım. Şu anda etiket olmadığı için gösteremiyorum. Kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ ile kullandım arkadaşlar. Sadece bu tarz iplerle mi yapabiliriz derseniz hayır. Şöyle minicik bir şal ipiyle denedim. Onunla da çok şık oldu arkadaşlar. 2 milimlik tığ ile ördüm. 3 milimlik tığ ile daha da hoş olacağını düşünüyorum. Çok küçük bir çalışma yapmak istedim. İstediğiniz tüm ipleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkalı önlü bir çalışma. Neler yapabiliriz? Bebek battaniyesi, özellikle şallar, yatak örtüleri, hırkalar, yelekler, sizler neler istiyorsanız onu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce de yine tabii ki minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz arkadaşlar. Hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Burası çok önemli. Modelimiz 15 ve katları şeklinde yapıyoruz. Ve sonunda 2 tane fazladan zincir çekiyoruz. Şöyle ipime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu şekilde 14, 14 istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar ben toplamda 45 tane zincir çektim. 3 model üzerinden göstereceğim için. Artı 2 zincir çekiyorum sonunda. 1, 2, toplamda 47 zincir çekmiş oldum. Hemen dibindekine değil, onun yanındakine batırıyorum. Pardon. Şu dibine değil, onun yanındakine batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 3 zincirim çektim. Ve 1, 2, 3. zincire batırıp sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen buradan 3. zincire sabitliyorum. 1, 2, 3. 3. zincire sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 3 tane zincir çekiyorum. Ve son 3 tane zincirim kaldı. 1, 2. Sonuncuya battım. Ve sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Ve burada bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Evet arkadaşlar, hemen dibine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen önümdeki kutucuğa batıp sık iğne ile sabitliyorum şu şekilde. 1, 2, 3 önümdeki kutucuğun içine batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 önümdeki kutucuğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Sayılır. 1, 2, 3 zincir çektim. Önümdeki kutucuğun içine batıp sabitledim. Burada tekrar 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3'üncüye batırdım. Ve ikili trabzanla yukarıya çıktım. Bu şekilde burayı bitiriyoruz. Şöyle karşıdan göstermek istiyorum. Şu şekilde bitireceğiz. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum.
Tekrar bakın dibine batarak bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hemen dibine değil karşıya batıyorum. Ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 artık çiçeklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Veya yıldız da diyebiliriz. Evet, burada 3 zincirimi çektim, başını doladım. Bakın sık iğnelere batacağız arkadaşlar. Hemen önümdeki, şöyle net miyiz? Evet. Önümdeki sık iğneye batıyorum. İlmeğimi uzattım. Fıstık yapıyorum, ikili fıstık. Tekrar aynı yere. Başını doladım. Hemen önümdekine de aynı işlemi yapıyorum. İkili fıstık yapıyorum. Tığımda biriktiriyorum. Ve üçüncü sık iğneye de aynı işlemi yapıyorum. Hepsini tığımda biriktirdim. Daha sonra şöyle iki kere de kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen topladığım yere dibine batırıyorum. Ve yine ikili fıstık yapıyorum. İki kere de kapatıyorum. Bunu hemen önümdeki kutucuğa sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir önümdeki kutucuğa sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar 1, 2, 3 hemen sabitliyorum. Bakın iki tane yan yana kutucuk yapmış olduk. İlk başta bir tane yapmış olduk. Aralarda iki kutucuğumuz olacak. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Tekrar bakın 3 tane sık iğneye çalışacağım. İkili fıstıklarımı. İlkine battım. İkili fıstığımı yapıp kapatmadım. Tekrar başını doladım. İkinci sık iğneye batıp ikinci fıstığı yapıyorum. Tığımda topluyorum ama kapatmıyorum. Başını doladım. Üçüncü sık iğneye battım. Ve üçüncü fıstığımı yaptım. Üç fıstığı iki kere de kapatıyorum. Şu şekilde. Şu biraz bol geldi. Neyse siz daha iyisini yaparsınız. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Başını doluyorum. Hemen fıstıkların tepesine batıp bir ikili fıstık yapıyorum. Fıstığımı iki kere de kapattım. Ve hemen önümdeki kutucuğa bu şekilde bakın. Sık iğne ile sabitledim. Yine kutucuk yapıyoruz. 3 zincir. Önümdeki kutucuğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3. Önümdeki kutucuğa battım. Sık iğne. Bakın 2 kutucuk yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bu sefer yine çiçeğimi yapacağım. Bakın 3 tane sık iğneyi tek tek batıp fıstık yapmak için ikişer ilmek uzatarak tığımda topluyorum. Evet, üçüncüye de battım. 2 kere de tüm fıstıklarımı şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 ve bir tepeye de fıstığımı yaptım. Hemen önümdeki boş kutucuğa sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir çektim. Başını doluyorum. Burada kutucuğun içine batmıyorum. Hemen yanına şöyle bakın sık iğne tarafı burada. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. İkili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bu sıramı da bitirmiş oldum. Örüldükçe zaten model ortaya çıkacaktır. Sürekli ekrana bakıyorum. Net mi acaba diye. Sanırım net. Şöyle bakıyorum. Şöyle şurası çok hoşuma gitmedi. Şunu şöyle yapalım. Dibine batıralım. İki trabzanımı. Evet. Böyle daha hoş oldu sanki. Evet. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum.
Yine dibine batmayı unutmayalım. Bu şekilde 1, 2, 3 dibine batıyorum. Kutucuğun içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine çiçeğimizi burada tamamlayacağız. Başını doladım. Çiçeğin tam ortasına şu şekilde batıyorum. İkili fıstık yapıyorum. 2 kere de kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. İkili fıstık. 2 kere de kapattım. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıp 3. fıstığımı yapıyorum. 2 kere de kapattım. Bu şekilde olacak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın burada hemen önümdeki şu boşluk değil de bakın şurada 2 tane benim yuvam var. Şu kenarları hiç karıştırmıyoruz. Sadece şu ilk şu yuvadan sonra gelen yuvaya battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen onun yanındaki yuvaya batıyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Ve tekrar çiçeğimin ortasına geldim. Buraya da aralarına 3 zincir çekerek 3 tane ikili trabzan, ikili fıstık yapıyorum. İkili trabzan nereden çıktı? Evet, ikinciyi yaptım. 3. fıstığımı yapıyorum. Ben ikili yapıyorum ama sizler üçlü, dörtlü zevkinize bağlı yapabilirsiniz. 3 tane fıstığımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Ve hemen dibindeki değil onun yanındaki kutucuğa batıp sabitledim. 1, 2, 3. Onun yanındaki kutucuğa sabitledim. 1, 2, 3. Başını doluyorum ve yine çiçeğimi tamamlamak için aralarına 3 zincir çekerek ikili fıstıklar yapıyorum. Çok kafanızı karıştırmamak amaçlı buraları kesmek istemedim arkadaşlar. 1, 2, 3. Modelin 3. sırasından sonra tamamen oturacaktır yapılışı diye düşünüyorum. Ben çünkü bu sıradan sonra model tam bir sonraki model ortalara kayacak modeller. Orayı da öğrendikten sonra iyice model oturacaktır. Evet, bakın 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hemen buraya değil, şuraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Yine sık iğneye batarak ikili trabzanla burayı bitirdim. Bakın. Şöyle bitirmiş olduk. İki tarafta aynı görünüyor. Evet, burada bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine değil karşıya batarak tüm arkadaşlar yuvalara batacağız. 1, 2, 3. Hemen karşıdaki yuvaya battım. Sık iğne. 1, 2, 3. Karşı yuvaya batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3. Şöyle net miyiz? Evet. 1, 2, 3. Bakın tüm yuvaları tek tek 3 zincir çekerek sık iğne ile zincirlerimi sabitliyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Çok keyifle öreceğinizi düşünüyorum. Kafanızı karıştırmayacak bir model. Sadece başlangıcı ve bitişi biraz kafanızı karıştırabilir. Onu kabul ediyorum. Ama birkaç kez izledikten sonra zaten model oturacaktır diyorum yeniden. Ama orta model hep aynı olduğu için ortalarda şaşırma şansımız yok. Evet. Bakın sona geldim burada. 1, 2,
Başını doladım. Hatta 3 çekelim, çok kasma olmasın. Yine içine değil de yine şu şekilde sık iğneye batıyorum ve ikili trabzanla yukarıya yükseldim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. İki tarafta aynı şekilde görünmesi gerekiyor. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şimdi ilk modellerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. İkinci modeli de kaydırarak ortalara getireceğiz ve iki yana da yarımşar modeller yapacağız. Hemen yarımşar modelimi yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Dibine battım. 2 kere ilmek topladım. Bu ilk fıstığımı yapmış oldum. Başını doladım. Hemen karşıdaki sık iğneye batıyorum ve orada da ikili fıstığımı yapıp 2 kere de kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Yine fıstıkların tepesini basarak bir ikili fıstık yapıp kapattım. Hiç araya zincir çekmeden önümdeki kutucuğa batıp sık iğne ile sabitledim. Şöyle yarısını yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir. Kutucuğa batıyorum. Bir, iki, üç zincir. Önümdeki kutucuğa battım. Bir, iki, üç. Bakın iki tane kutucuk yaptıktan sonra hemen çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Başını doladım. Bakın üç tane sık iğneye çalışacağız. Birinciye fıstığımı topladım. Başını doladım. İkinciye battım. Oradan da ikili fıstık topladım. Üçüncüye battım. İkili fıstık topladım. Ortalar hep aynı. Bu şekilde topladım. 1, 2, 3 zincir. İkili fıstığımı fıstıkların tepesine yaptım. 2 kere de kapattım. Önümdeki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Önümdeki kutucuklara 3'er zincir çekerek 2 tane kutucuk yapmış oldum. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet. 1, 2, 3. Daha sonra yine 1, 2, 3 tane sık iğneye çiçeğimi çalışıyorum, yapraklarını. Zaten bunu öğrendik. 3 tane fıstık yapıyorum ama fıstıklarımı kapatmıyorum. En son 3. fıstıktan sonra 2 kere de kapattım. 1, 2, 3. İkili fıstığımı tepeye yapıyorum. Ve önümdeki kutucuğa sabitliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Önümdeki kutucuğa. Ve burada tekrar 3 zincir çekerek yarım modelimi de burada uyguluyorum. Önümdeki sık iğneye battım. 2 kere ilmek topladım. Başını doladım. Yanındakine batıyorum. Yine buraya da bir fıstık yaparak şöyle kapatıyorum. Bakın şurayı göstereceğim. Şurayı şaşırmayın. Bir tarafta 3 tane olacak. Bir tarafta 2 tane olacak. Bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Sizde de aynısı olunca ay ben yanlış mı yaptım demeyin. Bir tarafta yaprak fazla olacak. Bir tarafta bir yaprak eksik olacak. Ancak bu şekilde denk getirebildim. Zaten çok da belli olmuyor. Evet, burada bir zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Evet arkadaşlar, modelimi çevirdim. 2 zincir daha çekiyorum. Başını doladım. Yine fıstıkların tepesine bir ikili fıstık yaptım. 2 kere de kapattım. Araya 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı fıstık tepesine batıp bir ikili fıstık daha yapıyorum. 2 kere de kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bakın şöyle göstermek istiyorum. Hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Onun yanındakine battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Yine çiçek bölümüne geldim.
Burada zaten biliyoruz ne yapacağımızı. 3 tane aralarına 3 zincir çekerek ikili fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 1, 2, 3. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şu şekilde. Ve 3 zincir. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraya değil, şuradaki iki kutucuğa çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3. Önümdeki kutucuğa battım. Daha sonra yine 1, 2, 3. Bir çiçeklerimizi tamamlayalım. Çok fazla video uzamasın. Buraya da aynı çiçeği yapalım. Yapraklarımı bitirdim. Burada da 3 zincir çektim. Bakın dibine değil, onun yanındakine battım. Sık iğne. 1, 2, 3. Hemen onun yanındaki kutucuğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3 ve yarım yaptığımız fıstıkların şöyle tepe noktasına batıp burada da 2 tane arasına 3 zincir çekerek fıstık yapıyorum aynı yere batarak. Dediğim gibi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağım oldu. Burada 1, 2, 3, 4 tane yaprağım oldu. Hani yanlış ördüm diye çelişkiye girmeyin diye özellikle böyle iki kez göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bitirdikten sonra tekrar kutucuk sıramız var. Daha sonra da ilk sıraya geri döneceğiz. Hemen burada bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Yine bakın şöyle dibine batıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle dibine batarak 3'er zincir çekip tüm kutucuklarıma tek tek batıyorum. Bu şekilde hiçbir kutuyu atlamıyorum arkadaşlar. 2, 3. Bu şekilde kutucuk sayısı vermiyorum kafanızı karıştırmamak için. Çünkü ben 3 modelde gösteriyorum. Sizler daha büyük yapacağınız için kafanızı karıştırmamak adına kaç kutucuk olduğunu söylemiyorum. Zaten 15 ve katları demiştim arkadaşlar ve artı 2. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın sonuna gelmek üzereyim. 3 zincir son kutucuğuma batıyorum. 1, 2, 3 zincir başını doluyorum. Şu en son sık iğneye batıp ikili trabzanla bitiriyorum. Evet, bu şekilde biz şimdi ilk sıraya geri dönmüş olduk. Ve ilk sırada olduğu gibi bir zincirle modelimi çeviriyorum. Dibine batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine değil, onun yanındakine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bakın, alttaki ile aynı yere gelmiş olduk. 3 zincir çekiyorum. Şu 3 tane sık iğneye çiçeklerimi çalışıyorum. Her sıra 2 sıradan oluşuyor. Bu yana kaydırmaları da sayarsak 4 sıra arkadaşlar. Evet, topladım. 1, 2, 3. Tepesinde de fıstığımı yaptım. Hemen dibine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Bakın. 1, 1, 2, 3. Hemen onun yanındakine. Ve yine bakın. 3 tane. Zaten nereye yapacağınız belli arkadaşlar. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Bakın. Birinciye ikili fıstığımı yaptım. Toplamadım. İkinciye ikili fıstığımı yaptım. Toplamadım. Üçüncü sık iğneye batıyorum. Ve komple hepsini topluyorum. 1, 2, 3.
Hemen fıstıkların tepesine bir ikili fıstık daha yapıp iki kere de kapattım. Şöyle yandakine kutucuğa battım. 1, 2, 3 kutucuklarımı yapıyorum, iki tane. Gördüğünüz gibi model zaten ortaya çıktı. Ben gerçekten çok sevdim bu modeli. Umarım sizler de sevmişsinizdir diyorum. Evet. Burada yine 1, 2, 3 ve son çiçeğimi de yapıyorum arkadaşlar. Evet. İkinci fıstığım. Üçüncü fıstığım. Fıstıkların tümünü topladım. 3 zincir. Tepesine bir ikili fıstığımı yapıp iki kere de kapattım. Ve hemen önümdeki kutucuğa sabitledim. 1, 2, 3 çekelim. Başını doluyorum. Şöyle kutucuğa değil de şuradaki sık iğneye, yani şuradaki zincirin tam dibine batırıyorum. Ve ikili trabzanla yükseliyorum. Burada zaten dediğim gibi şu sıranın devamı, aynı işlemleri uygulayıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Tekrar diğerini şöyle getirmek istiyorum. Birazcık şuna buhar bastım. Buharsız da çok hoş duruyor. Ama şöyle karşıdan tabii ki birazcık buhar gösterince daha da hoş görünüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.